Şimdi spread operator ile devam ediyoruz. Bunun aslında bir önceki videoda biraz böyle üç noktada bir şey görmüştük ya. Biraz böyle bir aslında böyle çıtlatmasını yapmıştım. Şimdi onun detayını göreceğiz. Şu üç nokta var ya bunun aslında özel bir anlamı var JavaScript tarafında. Şimdi bu üç nokta aslında birkaç tane böyle anlam ifade ediyor. Bunları bir önce teker teker görelim. Mesela benim bir tane array'im olsun. Array 1 diyelim ve bunun içerisine ne diyelim işte 1, 2'yi koyalım. Bir de hadi 3 koyalım. Bir tane de array 2'im olsun ve bunun içerisine de ne koyalım? 5, 6, 7 koyalım. Şimdi biz eskiden JavaScript tarafında bunları birleştirdik leştirmek için işte array'lerim, join'leri veya işte concatenation'ları vesaire var. Yani array içerisinde bu ildin bazı metotlar kullanırdık ve yani bunlar bir yerde böyle çirkin metotlar. Onları kullanmak yerine yeni JavaScript böyle modern JavaScript dünyasında kullandığımız başka türlü aslında yöntemler var ve bunların en bilindiği aslında spread operator. Şimdi burada aslında yapacağımız şey şu. Ben burada mesela ne diyeyim? new array diyeyim ve bu ikisini birleştirmek istiyorum. Ne yapacağım? Diyeceğim ki yeni bir array açacağım. Sen git array 1'in hepsini spread et. Yani bunların hepsini teker teker al ve aynı şekilde array 2'yi de spread et ve aynı şekilde teker teker al ve bunların spread edilmiş halinde en son bir tane daha array ile sarıyorum ki bana yeni bir tane array oluştursun yani aslında bu işleme array merging deniliyor geliyorum console.log diyorum ve new array'i bana yazdır diyorum ve gördüğünüz gibi bana tek sıralı bir aslında tek böyle dimension'lı bir array'i bana başarılı bir şekilde veriyor yani yaptığı şey aslında array'leri burada ikisini birleştirdi ve tek bir array çatısı altında topladı array'leri merge'ledi bu birinci kullanma özelliklerimizden bir tanesi yani temelde 3 nokta dediğimizde o ereğin her bir elemanını dışarıya aktarıyor gibi düşünebilirsiniz. Diğer bir kullanımı burada hani şey yapabilirim benim bir ereğim vardır o ereğe dokunmak istemiyorumdur ama o ereğin bir kopyasını çıkarıp farklı bir şeyler yapmak istiyorumdur. Yani ereği klonlamak istiyorumdur. Bu durumda ne hani ereğleri klonlamak yani böyle shallow klonu vesaire almaktansa direkt ereği biri 3 noktayla spread edip yeni bir ereğin içerisine alabiliriz. Bunu yaptığımızda gördüğünüz gibi ereğin klonunu alıyor. Bu da başarılı bir şekilde çalışıyor. Burada başka yapabileceğimiz şey herhangi bir stringi bir ereye çevirmek istediğimizde de aslında yine böyle stringin içerisinde bir sürü metot kullanmak yerine direkt burada kullanabiliriz. Mesela Ahmet isminde bir stringimiz olsun. Ahmet diyorum 3 nokta deyip bir ereyle sarıyorum ve kaydediyorum. Gördüğünüz gibi her bir harfi teker teker geliyor, dönüyor ve bir erey haline çeviriyor aslında yaptığı şey bu. Yani genel olarak aslında kullanımlarından böyle en çok kullanıldığı kezlerden bir tanesi bu. Onun dışında başka ne iş yapıyor diye soracak olursak mesela hani bir önceki videoda göstermiştim ama hatırlamak amacıyla tekrar göstereyim. Mesela kon first index diyorum. Mesela daha sonrasında ne diyeyim? Eşittir array bir diyeyim. Ve daha sonrasında console.log first index dediğimde neyi veriyor? Bana biri veriyor. Niye? Çünkü ilk indeksinde yani 0. indeksinde ne var? Bir değeri var. Bunu veriyor. Ben mesela kalanını almak istediğimde ne yapıyorum? Virgül diyorum. Rest diyorum ve bu bana kalanını veriyor. Şu şekilde. Rest'i aldım. veriyor veriyor? Yani bunun artık içi ne olursa olsun dinamik bir şekilde gördüğünüz gibi çalışıyor. Yani bunun içerisindeki şeyler ne olursa olsun bu her zaman çalışmaya devam ediyor. Yani aslında kalanını veriyor. Şuradaki rest'in dediğim gibi isim bir önemi yok. Bunu istediğiniz verebilirsiniz. Bu aslında bir diğer kullanım yöntemi. Başka bir diğer kullanım yöntemi functionlardaki argümanlar aslında. Mesela benim şurada şöyle bir function'ım olsun ve ne diyelim işte first, second diyelim ve console.log first, second third diyelim ve sonrasında testte ne diyelim işte şekilde 5 6 şekilde birkaç tane sayı yazdırdım ve gördüğünüz gibi console'ladım ama hani burası şöyle bir function olabilir. Burayı düşünün ki öyle bir function siz sadece buranın işte ilk elemanı veya ilk iki elemanını garanti biliyorsunuz. Kalanların ne geleceğini bilmiyorsunuz. Yani mesela bir form düşünün. Bir form dolduruyorsunuz. Kullanıcının hangi yıldarı dolduracağını bilmiyorsanız dinamik bir form ise bu. Kaç tane form item geleceğini bilmiyorsunuz. Yani o işte son kısım var ya bilmediğiniz kısım işte burayı dinamik yapmanız lazım. İşte bu noktada mesela çok kullanılıyor bu. Bu noktada mesela bilmiyorsunuz ya buranın ne kadar geleceğini. Mesela şu şey, şey diyelim. Mesela name diyelim. Surname diyelim. Kalanına da rest diyorum. Yani ben şunu biliyorum. Kullanıcı name girecek o forma surname girecek ama kalanında bir sürü şey girebilir işte ne bileyim şehir girebilir başka kendi bir input ekleyip o input'a bir şey girebilir hani bunu bilmediğim için bunu yapıyorum mesela kaydettiğime gördüğünüz gibi yine bana aynı şeyleri verdi ama dediğim o dinamikle artık yakaladık yani ben buraya kullanıcı tarafından şuraya kullanıcı UI gibi düşünün kullanıcı tarafından ne vermek istersen vereyim başarılı bir şekilde rest'in içerisinde bunu alabiliyorum ve gördüğünüz gibi array halinde geliyor hemen de spread operator'ın da use case'i bunlardan ibaret bu bunlar için çok fazla kullanıyoruz ve gerçekten çok fazla kullanılan bir özellik. Böyle biraz denemediğiniz sürece aslında çok göz aşinalığıyla yani belki birazcık kafa karıştırabilir ama birazcık denerseniz hani çok basit bir şekilde aslında oturacaktır sizde de. Bir sonraki videoda görüşürüz.